Kan şekeri, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan yakıttır. Kan şekeri yakılarak, özellikle en büyük de kaslarda enerjiye dönüştürülür ve günlük e, hareketlerimizi, günlük faaliyetlerimizi biz bu sayede gel geliştiririz. Bunu sağlayan insülin hormondur. Kan şekeri yakıtının vücutta kullanılmasını sağlar. Eğer insülin hormonu eksikse ya da insülin hormonu istenen etkiyi göstermiyorsa ki buna biz insülin direnci diyoruz. Bu durumda vücutta dolaşan kan şekeri yakılamaz enerjiye dönüşemez. İki şey doğar. Bir enerji eksikliğinden doğan tabii halsizlik, yorgunluk, performansın düşmesi. Bir noktada kanda kullanılamayan şekerin giderek birikmesi yakılmadığı için birikir geriye doğru ve yükselen kan şekeri ciddi sorunlara yol açar. Kan şekerinin yükselmesi tehlikeli bir olaydır. Göze, böbreğe ve damarlara dokunarak kalp, damar hastalıklarına, ayrıca böbrek, göz ve sinirlerin bozulmasına uzun vadede yol açabilir. Onun için kan şekerinin belli bir düzeyin altında tutulmasını sağlayan glukoz metabolizması dediğimiz sistem yürürlükte ve bunun da başında insülin hormonu yer almaktadır. Bununla ilgili ortaya çıkan arızalar insülin hormonun eksikliği veya direncinde şeker yükselir, diyabet gelişir. Biz buna izin vermeyiz. Mutlaka insülin etkisini artıran ajanlar veya insülinin kendisiyle tedaviye müdahale edip ortaya bir metabolizma bozukluğu ve şeker yüksekliği çıkıp vücutta harabiyet yapmasını engellemekteyiz